Esselamu aleyküm dostlarım. Videoyu beğenerek başlamanız ve yorum yapmanız kanalı oldukça ileriye taşıyor. Verdiğiniz destekten ötürü hepinize teşekkür ederim. Keyifli dinlemeler. Ali abi direkt Abdurrahman hocanın yanına doğru koştu. Hocam, hocam aldılar. Ne yapacağız şimdi diyerek soruyor. Aşağıdaki ışıkların süzmesi de kapandı. Aşağıdan gelen o hafifçe duman da gitti. Abdurrahman Hoca kapıyı açmak için yöneldi. Besmele çekip kapının kulpunu indirdi ama hiçbir hareket olmuyor. Kapı şekilden şekile girer gibi. Karanlık bir duman öne doğru çıkıp tüm üzerindeki boyayı şişirip geri getiriyor. Kapının değişikliği gerçekten korkutucu. Geriye doğru adım attığımda Ali abi ile Hakan abi kapıyı kırmak için tekmeler atmaya başladılar. Kapının ön tarafındaki camı kırılıp öne doğru düşmüş gibi göründüğünde geriye çekiliyorlar ama dumanlar tekrardan cama doğru geldiğinde cam hiç kırılmamış gibi duruyor. Zihnimiz de oynuyor. Aklımıza girerek bizi delirtmeye çalışıyor. Eğer onun oyununa gelirsek, gösterdiği halüsinasyonlara kanarsak bizi tamamıyla kendi içine alacak. Herkes Rabbimizin ayetlerine sığınacak. Anlaşıldı mı çocuklar diyerek bağırdı. Abdurrahman Hoca'nın bağırmasıyla beraber başlarımızı salladık. Ali, sen Fatih'in yanında kalıyorsun. Hiçbir şekilde yanından ayrılma. Ana hedefleri Fatih. Büyük ihtimalle onu araya alacaklar. Araya alacaklar derken hocam, çekebilirler mi onu oraya? Yapabilirler, çocuk büyü yapmış. Kağıtları çıkar ve üzerine koy. Tamamdır hocam. Çantasını aldıktan sonra bazı bitkileri üzerine doğru döktü. Fatih hali hareketsiz şekilde yatıyor. Kağıtları etrafına doğru koydu. Elini tam midesinin üstüne koyup, ''Ben buradayım hocam. Hiçbir kuvvet Allah'ın izniyle beni buradan kaldıramaz.'' ''Tamamdır. Yanıma doğru gel Sefa.'' dedi. Abdurrahman hocanın yanına doğru ilerledim. Beni arka tarafına doğru aldı. ''Hakan, kapıyı aç.'' ''Hocam, açacağım ama Sefa, merak etme.'' Onun göz perdesinin zaten çoktan açık olduğunu biliyoruz. Peki hocam. Okuduğu ayetlerle beraber kapının kulpuna bu sefer daha sert bir şekilde asıldı. Kapının kulpu aşağıya doğru inip kapı açıldı. Açıldı ama içerideki sesler oldukça boğuk, hatta kulak tırmalayıcı şekilde. Abdurrahman Hoca ön taraftan yürümeye başladı. Eline bir mum aldı Hakan abi de. Mumu ateşe verdikten sonra koridora doğru tuttu. Koridor tamamıyla değişmiş. Burası bulunduğumuz ev değil. Aynı o aynaların etrafında olduğumuz, çemberin içindeyken göründüğü gibi. Sanki farklı bir evin içine girmişiz gibi. Koridordaki duvarlarda sürekli kanlı el işaretleri var. Yazılar çok değişik ve farklı. Hiçbir şekilde bildiğim ya da gördüğüm yazılara benzemiyor. Kanlar aşağıya doğru daha yeni akmaya başlamış. Yere doğru bastığında Abdurrahman Hoca vıcık diyerek bir ses çıktı. Aşağıya doğru mumu eğdiler. Eğdiklerinde yerde sürüngen şeklinde giden böcekler vardı. Birkaç tane de kara yılan birbirlerinin üstüne doğru çıkmış şekilde sarmışlar birbirlerini. Burası onun evi. Bizi evini gösteriyor. Akdi melakenizi yerinde tutmak için Rabbimizin ayetlerinden sakın vazgeçmeyin çocuklar. Başımızı salladık ikimiz de Hakan abiyle. Abdurrahman Hoca ile beraber ilerlemeye başladığımızda arka taraftan o odanın kapısı yavaşça kilit atar şekilde açıldı. İlk önce gıcırdı, sonrasında içeriden hızlıca hareket eden, bize doğru bakıyormuş gibi görünen bir şey vardı. Geriye doğru adım atıp kaçma isteği içime doğdu resmen. Ama sakin kalmalıydım. Buranın atmosferi oldukça korkutucu. Şu ana kadar yaşadıklarımın en büyüğü bu olması lazım. Hakan abi arka tarafıma doğru geçti. Elini omzuma koydu. Güvende hissetmemi istiyorlar. Aklen ve fiziken buna hiçbir şekilde hazır değilim. Arka taraftaki kapının önüne gelince Abdurrahman Hoca mumu bana doğru uzattı. Mumu aldığımda ellerini yavaşça kapıya doğru götürdü. Okuduğu dualarla beraber kapıyı iki eliyle beraber yavaşça itiyordu. Kapı yine gıcırtılı şekilde açılmaya başladı. Kapı açıldıktan sonra içeride bazı eşyaların örümcek ağlarıyla kaplandığını gördük. Yine köşelerde, diplerde, her yerde
Yılanlar birbirine doğru sarılmış, tıslayarak sesler çıkartıyor. Ne yapacağız? Girecek miyiz hocam? Şu anda gireceğimiz yer onun eli. Burada tutuyor. Etrafa ışık vermemiz lazım. Mumu kolumun arka tarafından öne doğru uzat dedi. Söylediği gibi sağ kolunun yanından öne doğru uzattım. Beraber ilerliyorduk. Sırtından tuttum. Hakan abi de aynı şekilde arkamızdan ilerliyor. Ön tarafta bir sandalye var. Öne doğru ve arkaya doğru sallanan, genellikle yaşlı insanların kullandığını gördüğüm televizyonda. Sallanan bu sandalyeye doğru giderken bir sağ elin yere doğru hafifçe düştüğünü gördük. Yan tarafa doğru da başörtüsü açılacak şekilde düştü. Kanlar ellerinin uç tarafından parmaklarından damlayıp yere doğru hızlı bir şekilde gidiyor. Küçük bir birikinti şeklinde kan oluştu orada. Yaklaştı. Abdurrahman Hoca yavaşça bize doğru çevirecek şekilde sandalyeyi itti. Bize doğru döndüğünde o teyze. Ağzı burnu yamulmuş, gözleri yukarıya doğru kaymış. Ne bir göz bebeği var ne de başka bir şey. Ellerinin büyük bölümünde tahtalardan kıymıklar batırılmış şekilde kanlar sızıyor. Ağzından akan kan çenesinden boynuna doğru dolmuş durumda. Hiç durmuyor ama bu kan. Sanki şelale gibi akarcasına hızlıca geliyor. Ayaklarına kadar geldiğini gördük kanların. Hakan abi, hocam bizi burada hapis edecek. Aklımızı ve mantığımızı buraya yönlendirmemizi istiyor. Bana doğru döndü Abdurrahman Hoca. O sırada açtığımız kapı sert bir şekilde kapandı. Kahkahalar her yerde duyuluyordu. Şu anda belki de Fatih'in yanındayız. Hiç bu kadar yürümedik, hareket dahi etmedik. Olduğumuz yerde baygın bile olabiliriz. Beni anlıyorsun değil mi Sefa? Başımı evet şeklinde sallıyordum ama bitim benzim atmıştı. Korkuyordum. Bu yalan değil. Kalbim gerçekten korkuyor. Abdurrahman Hoca korktuğumu anladığı için daha da güçleniyordu. Bunu biliyordu. Aklını sakinleştirmen lazım. Vücudun duru bir su gibi olmalı. Üddam ilmine sahip olanlar, yani bizler, enerjilerin ortasındayızdır. Ne düşmemiz gerekir ne de çıkmamız. Düz bir çizgi halinde. Hedefine giderken önünde bir engel yoksa, dümdüz gitmiyor ve zikzaklar çiziyorsan ya da başka yöne gidip oraya doğru tekrar dönüyorsan zaman kaybediyorsun demektir. Anladın mı? Sadece düz gitmen. O hedefe gitmen lazım. Berrak, sakin bir su gibi. Anlattıklarından dolayı derin bir nefes çektim. Kendimi sakinleştirmeye çalıştım. Kalbimin hızlı atışı yavaşladığında sinirlenmişti cinni. Hatta öfkelendi. Çünkü kapılardan vurma sesi gelerek annemin sesini duydum yine. Sefa, beni buraya getirdiler. Neden yardım etmedin yavrum? Neden beni kurtarmadın? Neden beni onların eline bıraktın? Kapıya vurulma sesleri geldiğinde kapı gıcırdayarak açıldı. Karnı kocaman olan annem vardı. Damarları resmen öne doğru çıkmış karnından. Ellerinin tırnakları oldukça büyüktü. Karnına doğru sapladı tırnakları. Kanlar akmaya başladı. Bir kardeşin daha olacaktı. Kardeşine gebeydim. Sana sürpriz yapacaktık geldiğinde. Ama öldü. Senin yüzünden öldü. Senin yüzünden. Senin yüzünden diyerek bağırarak üstüme doğru geliyordu ki bunların hepsi sadece senin oyunun. Rabbim istemediği sürece hiçbir acıyı, hiçbir şefkati bize vermez. Ne veriyorsa hepsi onun sınavıdır dedim. Bir anda etraftaki bütün karanlık dumanlar çöktü. Kendimize doğru geldik. Ali abi köşede öylece baygın yatıyor. Aynı Abdurrahman abinin söylediği gibi. Fatih'in odasından hiç ayrılmadım. Hep oradaydık. Ve zihnimize giriyordu. Teyze de köşede öylece baygın durumda yatıyor. Hemen yanına doğru ilerledi Abdurrahman Hoca. Teyzenin nabzını kontrol etti. Sonra Ali abinin ve Fatih'in. Nabızları normal. Normal. Hakan abi de Abdurrahman abi de şaşkın şekilde bana bakıyordu. Neden öyle bakıyorsunuz? Kötü bir şey mi yaptım? Evladım az önce kalp gözünü kullandın. Bir cinliğinin verdiği halüsinasyonu reddettin. Hem de kendi dilinle.
Hiçbir şekilde korkmadan. Hakan abi biraz duygulanmış gibiydi. Galiba hocam, benim öğrencilik hiç bitmeyecek. Daha öğrenciliğinin ilk haftasında beni geçen bir öğrenci var. Ben daha bir 10 yıl daha öğrenci olurum diyerek gözyaşı döküyordu. Kalktı Abdurrahman Hoca. Hepiniz hocasınız, Allah şükürler olsun. Hepinizin kanında bu var. Bizlerden sonra sizler. Bizleri geçmek için elinizden geleni yapın. Sakın ki bizi en başta olarak almayın. Kendiniz ilerlemeye devam edin. Bizleri geçin ve sizden sonrakilere de aynı şeyi öğretin. Sizleri geçmelerini. Başlarımızı sağlamıştık. Hocam izninizle o zaman. Tabii ki Hakan. Sen yavaşça onları uyandırmaya başla. Sonrasında da devam edelim. Abdurrahman Hoca başıyla işaret yaptı. Beraber koridorun kapısını açtığımızda koridor ilk girdiğimiz evle aynıydı. Derin bir nefes çektim. Dış kapıyı açtıktan sonra bahçenin arkasına doğru yürüdük. Bahçenin arkası toz toprak, taş, her şey var. Tahtalar birbirinin üstüne yığılmış. Uzun süre yağmur aldıkları için de çürümüş artık tahtalar. Burayı temizlemek lazım hocam. Buranın içinde büyü ararsak, kaz kaz dur, hayatta bulamayız. Yan tarafa doğru baktı Abdurrahman Hoca. Şurada bir giriş var bak, eski kömürlük gibi, gel dedi. Başını eğdikten sonra büyük kalasın altından geçerek içeriye doğru baktı. Şurayı görüyor musun? Taşlar çıkıyor. Taşların üzerinde siyahlık var. Belli ki burada ateş yakılmış. Şunları kenara çekerim dedi. Beraber kırık dökük olan bütün taşları ve tahtaları dışarıya doğru attı. Toprak alt tarafta yumuşaktı. Özellikle dikkatimizi çeken bir husus da toprağın üzerine nişamba serilmesiydi. Üst tarafı sanki yağmurdan ya da herhangi bir şey olmasın diyerek korunmak üzere yapılmış. Elimizle işaremeye başladık. Yan taraftaki keseri alıp ucunu toprağa doğru saplayarak hızlı hızlı kazmaya başladı. Abdurrahman Hoca son kez vurduğunda bir şeye takıldı keser. Burada bir şey var. Yukarı aşağı yukarı aşağı yaparak tahta kaldırdı. Tahtayı kaldırmasıyla toprağın bir bölümü içeriye doğru akmaya başladı oradan. Hemen elimle çektim kenara doğru. Sanki mezara koyulmuş gibi dört tane yatay tahta var. Birini çıkardık be. Tahtaları çektikçe koku daha da yükseliyor. Beyaz bir şeye sarılmış olan uzun bir şey var. Kana bulanmış. Üzerinde de birçok yazılı olan Arapça yazı var. Örtüyü tam elimi uzatacaktım ki tuttu Abdurrahman Hoca. Kalbin kaldırmayabilir evladım. Sen diğer tarafa bak. Açıkçası boyuna bakıldığında bir bebek olarak düşündüm. Gerçekten bir bebek. Elini uzatıp baktı. Gözlerini sıkıca kapattıktan sonra derin bir iç çekti. Bebek mi hocam diyerek sordum. Başını salladı. Sessiz dostlarımızdan birisi. Hayvanlar başını koparmışlar. Sen içeriye git, Hakan abine haber ver. O gelsin. Sen içeride dur. Bir gariplik olursa bize haber verirsin. Tamam, tamam hocam dedim. Kalktım. Midemin bulantısıyla beraber evin içine doğru girdim. Ali abi uyanmıştı. Hakan abiyle konuşuyor. Hakan abi onu çağırdığını söyledim. O dışarıya çıktığında teyze ve Fatih de yavaş yavaş kendine gelir gibi olmuşlar. Fatih'in gözü yukarıya doğru kayıyordu. Bilincini tam olarak eline alamıyor. Yanına geldim Ali abinin, sen nasılsın dedim. Başını salladı. Ben iyiyim olmasına ama bu baygınlık hiç iyi olmadı. Galiba öğrencilikten çıkamayacağım be Sefa. Ne diyorsun, hep öğrenci kalacağız gibi. Baksana yine çuvalladık, bayıldık. Bu iki oldu bu vakada. Üç dolur dört dolur abi. Boş versen, sağlığına bak. Şimdi olamazsan da sonra olursun. İlla ki olursun. Sonuçta hepimiz aynı yolda değil miyiz? Rabbimizin yolu. Helalen sana diyerek saçımı sevdi. Teyze ağlamaya başlamıştı. Yalan söylediğim için hepinizden özür dilerim. Hakkınızı helal edin lütfen diyordu. Ali abi başını salladı. İnsan çocuğu için gözünü çok karartıyor ama bu kadarı birazcık fazla oluyor. Kadın veya adamda bir şey var mı diyerek sordu. Bu soruya karşılık bilmiyorum tarzında başını salladı teyze. Arka taraftan sesler gelmeye başladı. Gelen seslerle birlikte sanki kavga çıkmış gibiydi. Ben bir bakayım Ali abi dedim. Tamam, bana da haber et. Tam kapıya doğru yönelecektim ki dış kapı sert bir şekilde kapandı. Sonra da arka kapı açıldı.
Annemin sesi geliyordu. Sefa, gel ve bana hemen yardım et. Lütfen gel ve hemen bana yardım et. Zor durumdayım oğlum. Gerçekten zor durumdayım. Lütfen bana yardım et. Arka tarafa doğru yavaşça ilerlemeye başladım. Tam Ali abiye doğru dönecektim o kapının önüne gelirken kapı sert şekilde kapandı. Ağlama sesleri geliyor. Bak kardeşin doğdu. Haydi gel diyordu. Arka tarafa daha da yaklaştım. Kapı artık daha net görünüyor. Arasında kanlar yavaşça yere doğru yığılmış şekilde duruyor. Kapının arasından baktığımda annem kucağında bir tane bebeği tutuyordu. Tövbe estağfurullah. Bebeğin üç tane ayağı var. Kuyruğu var. Boynuzları çıkmış gibi tam alnının orada küçük şekilde duruyor. Bana doğru bakıp bebeği kaldırdı. Bebeğin üzerinde kabarcıklarla semboller vardı. Bak, Fatih'ten oldu bu. Fatih'ten çocuğum oldu benim. Fatih'ten çocuğum oldu dedi. Ve en sonunda bunu söylediğinde gözleri siyahlaşıp bir anda üzerime doğru geldi. Boğazım tamamıyla sıkılıyordu. Avuçlarının arasındaydı boynum. Sinirli ve öfkeli bir şekilde sürekli olarak bana doğru bakıp çocuğumu doğuracağım. O benim çocuğum. Çocuğumu doğuracağım diyerek bağırıp kahkahalar atmaya başladı. Dilini dışarıya doğru çıkardığında neredeyse yarım metre kadar aşağıya doğru aktı. Durmadan dilinden kanlar çıkıyor. Ölümünle beraber çocuğumuza adak olacaksın. Çocuğumuza adak olacaksın. Ölümü çocuğumuza adak olacak. Adak diyerek bağırıyordu. Gözlerim yukarıya doğru çekilmeye başladı. Nefes alamadığım için ilk başlarda birkaç defa öksürdüm. Ama öksürmeme bile nefes vermeyecek kadar boğazıma bindi. Dış kapıdan kapının vurulma sesi geliyordu. Açın kapıyı hadi Sefa Ali. Duymuyor musunuz açın kapıyı diyerek. Sol elimi kaldırıp hocam diyerek bağırmak istedim dış kapıya doğru. Ama halsizlikten sol elim de yere doğru düştü. Gözlerim tamamıyla kararmaya başladı. Sadece bir miyav sesi, bir kedinin miyavlamasını duydum. Bir anda yere doğru yan şekilde düştüm. Boynumu tutarak öksürüyordum. Bir tane kızın ayakkabısı, siyah. Yan taraftan kemerlenmiş şekilde giymiş. Sonrasında siyah, kırmızı gözleri olan bir kedi gözümün önüne doğru geldi. Burnumun ucunda bana doğru bakıp miyavlıyordu. Başımı hafifçe kaldırdığımda bu yüz biliyor. Bu o, İlva. Gözleri kıpkırmızı şekilde bana doğru bakıyor. Yüzündeki öfke ve siniri görebiliyor. O kadar cinnet geçirmiş bir surat ifadesi ki, elindeki tırnakları yavaşça karanlık dumanlar sızdırarak uzuyordu. Benim arkadaşıma zarar verdin. Benim arkadaşımın canını yaktın. Benim arkadaşımı ağlattın. Seni öldüreceğim. Seni öldüreceğim. Son bu bağırışmaları hatırlıyorum. Cinnet geçirmiş bir sesle beraber her taraf yıkılırcasına sallandı. Dış kapının açılma sesini duyduğumda Abdurrahman Hoca onu hemen çıkartın dedi. O da yan taraftaki odaya girdi. Teyze ile beraber Fatih'i çıkarıyorlardı. Ali abi beni kucaklayarak dışarıya doğru aldı. Evden dışarıya çıkardıklarında bahçedeki oturak gibi olan yere doğru beni koydular. Koridoru görebiliyorum. Orada. Kedi yine kucağına doğru atladı. Bana doğru bakıp gülümser şekilde sallanıyordu sağa sola doğru. Sonrasında arkasında karanlık bir duman birikmeye başladı. Havaya doğru yoğunlaşan o görüntüydü. Yüzünde yine çatlaklarla beraber sağ gözü parlayarak arkasında aşağıya doğru ona doğru bakıp korkunç bir sırıtma yaptı. Elimi kaldırarak ona göstermeye çalıştım. Bana doğru baktı. Sonrasında da direkt içeriye doğru. Ali abi nereyi göstermeye çalışıyorsun? Ne var orada? Kimseyi unutmadı kaldık herkesi diyordu. Abdurrahman Hoca ayağa doğru kalkıp aynı şekilde bana bakıp koridora doğru baktı. Kalp gözü açık şu anda. Göz perdesini tamamıyla kaldırdılar. Görebiliyor olanları. Ben bile göremiyorum şu anda.
Orada kim var? Yardım etmemiz gereken biri var mı diyerek sordular. Ağzımı açamıyordum ki. Vücudumu rahat kullanamıyorum. Ona yardım edin diyerek bağırmak, çığlık atmak istiyorum. Gülümsemesi durdu, yukarıya doğru baktı. İrva'ya doğru karanlıklar çöktüğünde gözümden yaş akarak kenara doğru düştü. Demir kapı sert bir şekilde patlarcasına kapandı. Kapıya doğru yönelip açmaya çalıştılar ama kapı öylesine denli sert kapandı ki hareket dahi etmiyordu. Kapı olmuyor. Pencereye doğru yönelelim. Korkulukları çekmeye çalıştılar ama başaramadılar. Kim var orada diyerek Abdurrahman Hoca gelip gözlerimin önüne doğru eğildi. Söylemen lazım. Kim var? Birisi mi vardı? Müslüman bir cinni mi? Kimdi o? Ses veremedim. Sadece gözlerimi kapatabildim. Gözlerimi tekrardan açtığımda başka bir köy evindeydik. Uyanmamla beraber Hakan abi köşede Kur'an-ı Kerim okuyordu. Benim uyandığımı görür görmez ayaklandı. İyi misin Sefa diyerek yanıma doğru fırladı. Ellerim ve ayaklarım tahtalarla bağlanmıştı. Tahtalar iki taraftan olacak şekilde üst üste konmuş, bir ip yardımıyla beraber kolum arasına alınmış. Neden? Neden kolumda bunlar var? Kollarına hakim olamıyordum. Uyku halindeyken garip garip kolların sağa sola doğru düşüyordu. Bizde bir sakatlık olmasın, kırılma durumu olmasın diyerek yaptık bunu. Öldü mü? Öldü mü o diyerek sordum. Kim diyerek soruyordu doğal olarak. İrva. İrva öldü mü? İrva mı diyerek şaşırdı. İrva da kim? Kimden bahsediyorsun? Cinniye. O kız cinniye. Beni o kurtardı. Canımı ikinci kez kurtardı. Artık ben ona borçluyum. Öldü mü o diyerek sayıklıyordum. Bekle burada. İçeriye doğru gidip geldiğinde yukarıya doğru çıktılar. Abdurrahman Hoca içeriye doğru girdi. Bana doğru baktıktan sonra herkes çıksın dedi. Yukarıya doğru baston sesiyle beraber yürüme gelince anladım. O da buradaydı. Dursun Hoca'yı kapıda görünce ona doğru baktım. İçeriye girip kapıyı kapattı. Abdurrahman Hoca ile kendisi sandalye çekerek oturdular. Ne oldu evlat? Ne gördün orada? 7 gündür baygın haldesin. Ara ara uyanıp su veriyoruz, besin veriyoruz. Sonrasında elini kolunu sağa sola doğru sallayıp tekrardan birincini kaybediyorsun. Yüksek cin enerjisine maruz kalmadan dolayı olan bütün birincini kaybetmeyi yaşadın. Bunu daha önce yaşayan hüddamlar oldu. Sonucunda maalesef yaşamlarını yitirdiler. Şu anda hayattasın ve uyandın. Dursun Hoca'ya doğru dönüp, siz çok hasta olduğunuz için gelememiştiniz. Dursun Hoca gülümseyerek baktı bana. Doğru, gelememiştim. Ta ki bir gece cinler bütün evimi basınca. Cinler basınca derken nasıl yani hocam? Arkadaşın zor durumda. Biliyorum. Onu orada hapis tutuyor şu anda. Taifesindeki diğer cinler benden yardım istedi. Bu yüzden yardıma geldim. Sen uyanmadan hiçbir hareketlilik yapmadın. Sen uyandığına göre artık başlayabiliriz. 1-2 gün kadar daha dinlen. Sonrasında o evin oraya geçeceğiz dedi. Hemen ayağa kalkar şekilde tutundum onlardan. Beni durdurmaya çalıştılar ama ayağa kalktım. Dizlerim titriyordu. Ayaklarım tutmuyor resmen. Ama yine de tuttum kollarında. Ben hazırım. Yardım edelim ona. Benim hayatımı kurtarmak için ölümü seçti resmen. Yardım edelim lütfen. Şimdi. İkisinin de yüzünde gülümseme oluştu. Yemek yemen lazım. Kaç gündür belli belirsiz uyandığında ancak zorla yedirtebiliyoruz. Yemek ye, bir gücüne bakalım. Kendin ayakta durabilecek kadar iyisen gideriz dedi. Ona yardım etmeliyim. Benim için kendini tehlikeye attı. Hayatımı kurtardı. Bu sefer ben ona borçluyum. Sandalyelerin başından tutup öne doğru yürümeye başladım. Abdurrahman Hoca, zorlamaman lazım. Yere yığılacaksın neredeyse. Lütfen yerini ayart dedi. Başımı hayır şeklinde sallayıp içeriye doğru yürüdüm. Banyo nerede diyerek sordum. Sağdaki kapı merdivenlerin başında. Kapıyı ittirerek içeriye doğru girdim. Lavaboya doğru gidip dirseklerimi koyduğumda lavaboya
Suyu açıp başımı direkt suya doğru soktum. Soğuk su iyi gelmişti. Kendi çabamla abdest alıp merdivenlerden aşağı inmeye başladım. Ali abiyle Hakan abi de orada. Oldukça bitkin görünüyorlar. Uyandın demek, hoş geldin dediler. Başımı salladıktan sonra aşağıda, salonun orada ileriye geriye doğru yürüyordum. Dursun Hoca ile aşağıya indiler. Bana doğru baktı. Tamam, bu akşam gidiyoruz. Akşam için hazırlıklara başlayın çocuklar dedi. Ali abi ile Hakan abi de başını salladı. Teşekkür ederim der gibi suratına doğru bakıyordum Dursun Hoca'nın. Çok çetin geçecek bir şey. Köylülerin yarısından fazlasını tahliye etmeyi başardık. Farklı köylerdeki akranlarının ya da tanıdıklarının yanına gittiler. Gidecek yeri olmayanları da koruma altına aldık. Büyük olacak. Hem de çok büyük. Böylesi daha önce hiç görülmedi. Bir hüddam, bir cin tarafından öldürülmek üzereyken başka bir cinliye gelip o cinliğe saldırıp hüddamı kurtarıyor. Herhalde bunu hüddam hocalarına anlatmaya başlasak, güzel rüyalar göstermişler size derler. Abdurrahman Hoca da gülüyordu. Akşam vaktinde gerçekten zorlu olacak. Bunun için yanımızdan ayrılmayacaksın. Kendine eğer bir hareket yapmaya kalkarsan bizi de zor durumda bırakırsın. Bizimle beraber odaklı şekilde. Anlaşıldı mı dediler. Başımı salladım. En azından ona yardıma gidebileceğimiz için mutluydum. Çünkü orada geçirdiği her sürede belki de ölüme daha da yaklaşıyor. Ben bunu düşünürken Dursun Hoca şöyle bir şey söyledi. Cinliği net şekilde takas isteyecek. Fatih'e karşılık o cinliği bize vermeyi isteyecek. Verecek miyiz? Verecek miyiz diyerek sordum. Bir Ademoğlu'nu böylesine bir takasla kullanamayız. Bu onu açık açık şekilde onlara verip her şeyi kabul etmek olur. Bunu yaparsak da vebali çok büyüktür. Bunu kesinlikle yapamayız. O zaman ne olacak? Orada ölmesini mi bekleyeceğiz? Yani onlar onu öldürürken biz sadece izleyecek miyiz? Amacımız da bu ya zaten. Ölmemesini sağlamak. Peki bunu nasıl yapacağız? Hem takası istiyorlar, vermezsek öldürürler İlva'yı. Bu yüzden de biz saldıracağız dedi Abdurrahman Hoca. Biz saldıracağız derken nasıl? Önemli olan o evin içinde İlva'yı görmemiz. İlva'yı gördükten sonra kabilesi içeriye girecek. Biz de Fatih'i göstererek üzerine yazdığımız tılsımlarla beraber onu eve götüreceğiz. Ona dokunamayacaklar. İlva'yı aldıktan sonra gerisi kolay. İnşallah halledeceğiz dediler. Büyük ihtimalle ben baygınken uzun süredir plan yapıyorlar. Sadece benim uyanmamı beklemiş olabilirler. Haydi bir şeyler ye gücün yerine gelsin. Uzun zamandır az besinle besleniyorsun. Bu enerjilere maruz kaldığında yine bayılman çok hızlı olur. En azından birazcık ayakta kalman bizim için de iyidir. Ayağa doğru kalktım. Ne getiriyorlarsa iştahım olmasa da yiyordum. Yemekleri yedikten sonra namaz kılmaya başladık. Namaz kalınca iyi hissettim. İçime dolan o huzur, bütün içimdeki acılara merhem olmuş gibiydi. İnsanın ilacı sanırım namaz. Namaz kılınca çok farklı oluyor. Aşağıya indiğimizde hazırlıkları yapıyorlardı. Özellikle de Ali abiyle Hakan abinin yanında getirdikleri çanta, onların ağzına kadar dolu olduğunu gördüm. Kağıtlarla ve bitkilerle. Dursun Hoca direkt onlara döndü. Hiçbir şekilde kaytarmak yok. Anlaşıldı mı? Sadece etrafı sarmakta kalmıyorsunuz. Hızlıca okuyarak içeriye doğru giriyorsunuz. Artık öğrencilik bitti. Hüddam hocasısınız. Öyle bir şeye katılacak kadar da güçlendiniz. Bu da sizin mezuniyetinizin kutlamasıdır. Oradan bir cin dostu alacağız. Ve oradaki kafir olan cinnileri öldüreceğiz. Anlaşıldı mı diyerek sordu. Ali abi de Hakan abi de gülümseyerek. Her zaman hocam siz nasıl diyorsanız. Akşam ezanının da bitimiyle beraber çıktık evden. Gerçekten köylerin çoğunun kapısı açıktı. Kapı pencere ne varsa açık bırakıp gitmişler. Çok korktukları belli. Benim orada sadece bayılmamla bitmemiş olabilir bu olaylar. Evin oraya doğru yürürken yan taraftaki komşu evinden içeriye doğru girdi Dursun Hoca. Yine her zamanki gibi akşam ezanından sonra bastonunu bırakıp çok rahat bir şekilde yürüyordu. Koluna girmiş Fatih'in. Onu getirdi. Sırtında büyük bir çember ve içinde yazılar var. Üzerine tişörtünü giyerken gördüm.
Odaya doğru bakar şekilde tekrardan döndüğünde annesi pencereye çıktı. Ona doğru el salladı. Fatih de aynı şekilde. Evinin kapısının önüne doğru geldiğimizde bahçeye girecekken Fatih ağlamaya başladı. Hepinizden özür dilerim. Benim yüzümden başınıza neler geldi. Sizlerden en büyük özür de senden dilerim. Arkadaşın, diğer alemden olan. Galiba benim yüzümden büyük bir zorluğa düşmüş. Eğer beni feda etmeniz gerekirse edin. Anneme de söylersiniz. Ne kadar tövbe etsem de içimdeki bağcının geçmemesi beni kahrediyor. En azından ölümün bir işe yarayacaksa olsun. Dursun Hoca elini ensesine doğru götürdü. Sıkıca kavrayıp böğrüne doğru bastı Fatih. Fatih ağlıyordu. Hiçbir kul buna karar veremez. Ne kadar günah işlersen işte, ne yaparsan yap. Rabbine tövbe etmek senin kalbinde varsa bunu yaparsın. Rabbimiz affedicidir. Tövbeni kabul ederse ne büyük merhamettir sana. Rabbimiz bağışlayıcıdır. Umudunu kesme sakın. Eğer bu işi rahatlıkla halledersek beraber namaz da kılarız. Tövbeni de yaparsın inşallah dedi. Fatih ellerini öptükten sonra Abdurrahman Hoca ile Dursun Hoca'nın içeriye doğru girdi. Kapıya doğru yöneldiği sırada tam elini kaldıracaktı ki kapıya doğru kapı kendiliğinden açıldı. O demir sıkışmış olan kapı birkaç tane duvarın parçasını yere doğru da düşürdü. İçeride görebiliyorum. Koridorun tam sonunda Abdurrahman Hoca ile Dursun Hoca da görüyor yanımda. İlva önünde. Öylece duruyor. Sanki sıkışmış hareket edemiyormuş gibi omuzları yavaşça içeriye doğru göçmüş. Dursun Hoca direkt Ali ile Hakan abiye doğru baktı. İkisi de çantadaki kağıtları hızlı bir şekilde evin etrafını çemberleyecek gibi kağıtları aşağıya doğru koyup toprağın içine doğru koyar koymaz üstünü kapatıyorlar. Dursun Hoca içeriye doğru girdi. Aynı şekilde arkasından ben, sonra da Abdurrahman Hoca. Dış kapıya doğru yaklaştığımızda Dursun Hoca ön taraftan elini yukarıya doğru kaldırdı. Anlamadığım bir şey söyledi. İçeriye doğru Fatih'in arkasından girdik. Demir kapı arkamızdan sertçe vurulup kapandı ama sonrasında bir anda eğilip büküldü. Koca demir kapı. Teneke kutu gibi ortadan ikiye yaralırcasına büküldü. Etraftaki karanlıkları görebiliyorum. Her yerden sızıntı şeklindeler. Ev, o zamanki gördüğümüz halüsinasyona benziyor. Yılanlar her yerde. Evi tamamıyla kendilerine almışlar. O cinni konuştu. Sesini duyabiliyordum. Siz, antlaşmaya uyun. Cinniye karşılık Ademoğlu. Bana doğru gönderin Ademoğlunu. Cinniye zarar vermeyeceğini nereden bileceğiz? Kafir cinnilerin sözüne güvenilmez. Bizler Müslümanız. İslamiyet'in yolundayız. Antlaşmayı yapmak istiyorsan önce İlva'yı göndereceksin. Göndermem. Onu öldürürüm diyerek elini kaldırdığında resmen duvarlar yıkılıyordu. Üstümüzdeki tavanın sıvası aşağıya doğru döküldü. Dışarıdaki kabilesinin gücünün farkındasın. İlva'ya zarar verdiğin an elin boş olur. Tamamıyla yok olur gidersin. İstediğin kadar uğraş ya da çırpın. İlva'yı ver. Yoksa kabilesi tarafından kendi kabilen öldürülecek, üstüne bir de kendin öleceksin. Kararını ver dedi. Dursun Hoca hiçbir şekilde geri adım atmıyordu. Ön tarafa doğru İlva adımlar atmaya başladı. Hızlıca koşarak bana doğru geliyordu. Ne yapacağımı bilemedim. Bir cinniyi bu kadar yakından görmek galiba kalbime korku salıyordu. Sonrasında da bana doğru sarılacakmış gibi kollarını açtığında gözlerimi kapattım. Vücuduma doğru sadece serin bir rüzgar girip çıkmış gibi. O derin, soğuk cin kuvvetini hissettim. Gözlerimi tekrardan açtığımda o cinni oradaydı. Fatih'i gönder. Fatih'i gönder diyerek bağırıyordu. Yavaşça Fatih öne doğru adımlar atarak giderken Abdurrahman Hoca bir şey sormak istiyorum dedi. Bir iki adım daha attıktan sonra Fatih durdu. Arka tarafta bir hayvan eziyet çektirilmiş, sonra da başı kesilerek öldürülmüştü.
Fatih onu sen mi yaptın diyerek sordu. Fatih ağlayarak geriye doğru dönüp, hayır ben hayvanlara zarar vermem. Peki büyüyü yaparken ne kullandın? Büyüyü nasıl yaptın? Bir tane et parçası. İçini yararak içine kağıtlar koydum. İğneler, birkaç tane de değişik bitki. Onları koydum. Yani hayvanın kafasını sen kesmedin ve oraya tabut gibi koymadın. Hayır diyerek başını salladığında Dursun Hoca gülmeye başladı. Geriye doğru gel Fatih dedi. Ön taraftaki cinliğe cinnet geçirir gibi. Antlaşmaya uymuyorsunuz. Hepiniz öleceksiniz. Bana yalan söylemenin bedelini ödeyeceksiniz. Dursun Hoca sağ elini kaldırdığında avucunun içinde bir çember çizgisi gördüm. Yavaşça ağzını açtı. Bu yengemin musallatında yaptığı şey. Yine onu mu yapacak? Avucunun içi ağzına yerleşir gibi yavaşça geldi. Sonra da gözleri. Gözleri bir anda beyazlaştıktan sonra sırt üstü yere doğru düşüyordu. Elimi uzatıp tutmak istedim ama tuttular. Tuttular. Sırt hafifçe havada kaldı. Sonra da başı yere doğru değerek sırt üstü yatmış oldu. Gözleri o kadar hızlı açıldı ki tam yanına doğru yerecektim iyi misiniz diyerek. Göz bebekleri yine yoktu. Bembeyazdı göz bebekleri. Ağzından silme bir duman çıktı. Hafif, çok az bir şekilde. Tıslar gibi bir nefes aldıktan sonra direkt ayağa kalktı. Ne bana tutundu ne de Abdurrahman Hoca'ya. Duvarlardan ya da yerden de destek almadı. Bunun aynısını İlva'da yaşamıştım. O kapı üstüme doğru kırıldığında hiçbir kuvvet uygulamadan beni kaldırmıştı. Ayağa doğru kalkmasıyla beraber Cinnia'ya doğru baktı. Hayvanın ölümünü sağlayan kimdi? Söyle bana Cinnia dedi. Hiçbir ses vermedi Cinnia. Sağ taraftaki duvarla sol taraftaki duvara doğru okumalar yaparak avuçlarının içini koydu. Yukarıdan aşağıdan her yerden karanlık dumanların yavaşça dağıldığını gördüm. Cinnia sağına ve soluna bakıyordu. Çığlıklar gelmeye başladı. Acılar içinde sesler. Devam edeceğim. Sen söylemedikçe devam edeceğim. Ve sonunda hepsi ölmüş olacak. Devam etmemi istiyor musun diyerek sordu. Cinnia annesiydi. Annesiydi diyerek söyledi. Dursun Hoca başını salladı. Hayır annesi değildi. Ya gerçeği söyle ya da onların elinde öl. Abdurrahman Hoca bir anda arkadan çıkıp omzuna doğru dokundu. Öldür onu. Büyüyü yapan ne Fatih ne de annesi. Fatih'e büyü yaptırmamış. Söyleyemediğine göre aklı yazan başkası. Büyü o değil. O sadece aldatmacaydı. Köylülerin burada kalmasını sağladı. Kalan köylüleri alacaklar. Fatih filan umurunda değil bunun. Şu ana kadar aşık bir cinniye olsa Fatih'i çoktan almıştı. Bunun sevgisi de yalan, her şey yalan. Bu cinniye kesinlikle Fatih'i umursamıyor. Önemli olan köylüler. Başka bir durum var bu işte. Geriye doğru çekilerek kapıyı açtı Abdurrahman Hoca. Dışarıya doğru çıktığında ellerini duvarların olduğu yerden çekti. Bana doğru baktı. Gözlerine bakarken korkuyordum. Çık buradan Sefa. Abdurrahman Hoca'nın yanına git. Başımı sallayıp evden çıktım. Demir kapı arkamdan yerden kalkarak direkt olarak yapıştı resmen. Bu nasıl olur? Demirler birbirine doğru eğilip bükülüp oradan ikiye yarılmışçasına açılan kapı tekrardan kapanmış gibiydi. Dışarıya doğru Abdurrahman Hoca'ya koştum bahçeden çıkıp. Köyün etrafına doğru bakıyor. Bir şey var. Farklı bir şey. Bir cinyanın aşkı tamamen ölüme kadar sürdürecek kadar bağımlıdır. Fatih olan bağımlılığı yok. Öldürse İlva'yı öldürürdü. Takas için oyaladı. Zaman kazandı. Ne istiyorlardı? Ne istiyorlardı? Düşün diyerek durmadan hanelere bakıyordu hızlı hızlı. Ali abi ile Hakan abi de geldi. Hocam neler oluyor? İçeriden neden çıktınız? Ali ve Hakan, kalan hanelere gidin hemen. İnsanların durumuna bakın. Çığırtlarda oynama yapan var mı? Ya da ön taraftaki korumasını kaldıran bahçede.
Olursa bana seslenin dedi. Tabi hocam diyerek Ali abi ile Hakan abi koşmaya başladılar. Aşağıya doğru gitti onlar da. Ben ne yapayım hocam diyerek sordum. Benimle geliyorsun dedi. Hızlıca uyandığımız eve geldim. Çantasını buldu ve açtı. Üzerine bir şeyler yazabilmek için kağıt çıkardı ama kağıdı sadece ucumun içine doğru koydu. Sonrasında elimi yumruk şeklinde kapatarak elimin üstüne doğru çember çizdi. Bu çemberi biliyorum. Bu Dursun Hoca'nın yaptığı çember. Bunda ne yapacağım hocam? Bu ne için? İlva'dan yardım alacaksın. Onu kullanacaksın ya da kabilesini işte. Bu köyde farklı bir durum var. Ve tuzağa düştük. Amacı farklıydı bunların. Abdurrahman Hoca o kadar heyecanlı, o kadar aceleci davranıyordu ki. Sakin, tamamıyla her şeye mantıklı davranan hoca, şu anda derecesine hızlıca davranıyor. Bulduğu şey her neyse ya da düşündüğü şey, büyük bir oyunun içerisinde olduğumuz. Sol elimi havaya doğru kaldırdı. Elini açacaksın. Ağzına doğru götür. Sana söylediklerimi zihninden tekrar et. Tamam hocam. Söylediğinizi yapacağım. Söylediğiniz gibi yapacağım. Elimi yukarıya doğru kaldırdıktan sonra avucumu açtım. Kağıt yere düşmedi. Şimdi ağzına doğru getir dedi. Elimi ağzıma doğru getirirken avucumun içinde elimin üstüne çizdiği çemberin aynısı var. Hiçbir şekilde avucumun içine dokunmadı. Ya da kağıda da ellenilmedi. Kağıt zaten ortada yoktu. Ağzıma doğru getirdiğimde sanki elimin dışından içine doğru gelen bir sıcaklıkla beraber bütün vücuduma doluyordu. Gözlerim yukarıya doğru kalkarak kapandı. Geriye doğru düşeceğim sırada yavaşça tuttu beni Abdurrahman Hoca. Sırt üstü şekilde yatırdı. Sonra da kulağıma doğru eğilip okumaya başladı. Okumaya başladığı şeyleri zihnimde tekrar ediyordum. Ettiğim sırada da o görüşü yine gördüm. Bu İlva'ydı. Yine karanlık, o büyüye maruz kaldığı yerdeki harap evdi. Elinde kedisiyle beraber duruyor. Kedinin gözleri kırmızıydı. Bana doğru bakıp gülümsüyordu. Seni kurtardım, seni kurtardım diyordu. Kurtardın ama bir sorun var. Abdurrahman Hoca bir şeyden şüpheleniyor. Tuzağa düştüğümüzden. Gözlerini yavaşça simsiyah şekilde değiştirdi. Sana yardım edeceğiz dedi. Anne, ona yardım edersin değil mi dediğinde arkama doğru döndüm. Simsiyah gözleri olan bir kadın. Elini yavaşça sırtıma doğru dokunduğunda gözlerimi açtım. Kulağıma fısıldılar geliyordu. Ve fısıldılar netti. Önceki köyde öldürdüğümüz kabilenin diğer tarafında kalanlar en başından beri bunu yapmışlar. Bizi buraya çekmek için. O Demirci İlyas, Dursun Hoca'yı tanıdığı için tek çare ona gidilebileceğini biliyorlardı. Şüphe çekmeyecek şekilde kusursuz bir plan yapılmış. Abdurrahman Hoca'ya doğru bakıp cinler plan yapmış. Önceki Zonguldak'taki köyde öldürdüğümüz kabilenin diğer yarısıyla antlaşmalı bir taife. Bizi buraya çekebilmek için herkesi kullanmışlar. Abdurrahman Hoca gözlerimin içine doğru bakıp, büyü yapan kimdi? Planı kurmaları için nasıl ulaşmışlar? Fatih de annesi de büyü ilmine sahip. İkisi de büyüyü kullanabiliyor. Anne büyüyü yapan. Fatih, büyüye sadece kanını veren. Bu yüzden büyüyü Fatih yaptığını zannederek onu kurtarma amacını güttünüz. 7 gün burada tutuldunuz. Kanınızı mühre soktular. Köyden ayrılmaya çalışırsanız cinnetleneceksiniz. O anne cinni dilimden karvala, karvala dedi 2 defa. Bu ne demek oluyordu? Bir anda geriye doğru çekildim. Gözlerim tamamıyla acıdı ve geçti. Ayağa doğru kalktığımda midem bulanmıştı. Avucumun içi tamamıyla acıyor. Elimi açtığımda elimden kağıt düştü. Karvala ne demek hocam? Bir tılsım çeşidi. Cinniler genellikle ademoğullarını bir yere sabitlemek ya da akıllarıyla oynadıktan sonra oraya hapis etmek için kullanır. Bize karvala yapmışlar. Bir de Dursun'u da buraya getirdik. Hepimiz tuzağın içindeyiz.
Karvela'yı bozmadan çıkamayız köyden. Kapıya vurulmaya başlanıldı. Aşağıya doğru inip kapıyı açtığımızda Ali abinin alnından, kaşından kanlar yüzüne gelip kapatmış neredeyse. Ne oldu sana diyerek sorduğunda Dursun Hoca, Dursun Hoca çok zor durumda. Dursun Hoca'ya yardım etmeliyiz diyerek bağırıyordu. Tam dışarıya doğru çıkacakken İrfan'ın sesini duydum. Merdivenlerde. Geriye doğru anlık olarak baktığımda elindeki diziyle bana doğru bakıyor. İçeride her yerde onun kabilesinden cinliler vardı. Gözleri siyahlaştı. Sizi çağıran insan değil. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim dostlarım. Rabbim ettiğiniz duaları kabul eylesin inşallah. Videoyu beğenerek yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Rabbime emanet olun. Esen kalın dostlarım.